buraya yerleşmeden önce babam denen dedemiz, Dilar dede, Dilar Şahin, bizimle bir o ağanı, o zamanın ağzından, o çeşme var, yünnak diyorlar, çamaşır yıkan yeri, orada köylü çalışmaya gidiyor, imeci. Çalışmaya gidiyor, o arada çalışırken, orada kazarken bu taş çıkıyor. Yani o taşın yanında bacaları falan, böyle o zaman üzerinde, küçük bacalar falan. O taşlar beraber çıkınca bunu buluyorlar. Bunun kapağı üzerinde kapalı, dört tarafı aynı örülü şekilde. Fakat o örülü bir şekilde de o zaman köylüler bunu kaldıramadıkları için kamyon, motor, traktör yok, öküzler falan. Kırıyorlar. Kırıyor da demiş ki, kırmanın yarısını parça parça işte, üç parça görünüşte. Tamam, evet, evet, onu da gelip yerleştirmişler. Bu şekilde o zamanki Roma göre tarihçiler, işte 1310 yılında işte Yontma taş devri, Cila taş devri gibi bir değer diyorlar. Böyle kuzu örtmanatı olan o çocuk. Ondan sonra bir de bu getirince gerisi kara taş üzerine koymuşlardı. Ben de bunu kendim torun olaraktan monte ettim, böyle düzelttim, yerleştirdim. Şurada bura aşağı yukarı 50-170 liradır duruyor bu taş böyle. Ama isteyen çok. Müzelere götürecek diyen şapanlar var. Halktan oralarda yapmak istiyorlar çok. Ama biz de vermedik. Abim var pankartın içerisinde. O hatta dedi ki bir ara Kaşıyor bize size. Diyelim de Amasya Müzesi'ne. Erzurcan'dan geldiler, Samsun'dan geldiler. Biz de taşı aynı yerleştirince vermedik. Yani şu anda dedi ki bir tane Erzurcan Müze Müdürü evini yapar, şunu şunu yapar, yani o paranın tersine. Biz para değerli değil dedi. Biz dede yazdık yani hani hediye yapar, dursun deyip. O konudan bugüne duruyor. Herkes halkla gelip bakıyor. Hatta şuralarda kırmışlar. İçinde altın falan var demişler sahibinden. Hiç de bir şey yok. Değermen 900'lerde dedemizden kalmadı. Böyle su değermen işte. Eski tarihi olaraktan. Babam da ille yapın demişti. Duvarlarını yaptık. Su da şimdi eski bir dene üyden yok. Yani duruyor. Tarihi olaraktan değermenimiz. Vatandaş çünkü hep hazır un alıyor şimdi. Eskiden yoksa devamlı dönüyordu. Hepsi vardı. Dönüyordu. Un yapıyorduk. Vatandaş denesini getirip koyuyordu, ürünü alıp giriyordu ama şimdi o durumlar yok. 40 senede bir sefer, iki sefer mısır yutturuyor. Genelde onlar oluyor, başka olmuyor zaten. Buğdayı yutturan yok şimdi. Babam da yıkmayın dedi. Dedenin hatırı olduğu için yıkmadık yani. Hatır olaraktan duruyor değermen burada. Ben 48 doğumlu, hava güçlü. Ben Hacıbaş'ın kızıyım, Emine Baş'ın kızıyım. Benim anneannem akubat derlermiş eskiden. Annenem köye muhtar olmuşmuş çok eskiden. Benim adımı da Hava o koymuş. Onun için ben hatim okudum, onu bağışladım. Annenem için. Ben çok seviyorum adımı, ismimi. Çok akıllıymış. Çok akıllıymış. Köyü yöneteceğim deyin, onu muhtar yapmışlar. Akubat derlerdi labına da. Akubat kocanam. Biz kocana derdik anneanneye. Akubat kocanam muhtarmış köyde. Koca müdür derler burada. Müdür varmış. Değil. Onu çok akıllı diye. Hep bitkisel ilaç yaparmış. Şimdi kansere o zaman yenirci deniyordu. Benim anneannem de hep şeydir, bilirdir annesinden öğrendiği gibi. Benim amcamın oğlu var İsmail Güçlü. O der akıbatın torunu. Hep buna soracağın ilaçları der. Mahallede herkes tanır beni zaten. Ben de bitkisel doğal ilaçları onlardan herhalde genden, anneannemden geldiği için. 18 yaşımda evlendim. Muhittin Güçlü'ye geldim. Hava baştan Muhittin Güçlü, Hava Güçlü oldum. 5-6 tane çocuğum oldu. Bir tanesi 3 yaşına gelirken öldü. Felç geçirdi. 5 tanesi Allah'a şükür hayatta. Kimisi okudu, mühendis oldu. Elektrik mühendisi, ziraat mühendisi oldu. Jeoloji mühendisi oldu. Birisi bilgisayar mühendisi oldu. Allah'ıma çok şükür. Birisi uzman çavuş oldu. 2 tane üniversitede bitirdi. Şimdi devlet memuruna geçmek istiyor. İstifa etti işinden. Çok şükür hepsinden de memnunum. Geldim kızım oğlum hiç fark etmiyor benim için. Hepsi ciğerimin bir parçası aynı benim için. Yani geldim el kızı diyemem ben hiç kesinlikle öyle bir kaynana değilim. Bir kızım var, 4 oğlum var. Allah bağışlasın inşallah. Herkesinkini de bağışlasın, bizimkini de bağışlasın. Hayatımız biraz zor geçiyordu ama hiç de umursamıyorduk. Çok da rahatıyorduk. Biz adamla 4 yıl aşk yaşadık. Evlendik. Çok rahat geçti günümüz. Çok mutluyduk. Ama Allah tez ayırdı. Buna da şükür. 5 tane kapı bıraktı bana, 5 tane çocuklarım var, hepsini onun yerini tutuyorlar. 25 yıl oldu beyim öldü. 25 yıldır da yine de hayatım yerinde. Ondan önce çok çalıştık biz, ekin tarlası, tütün tarlası. Evde ahurda inek,
Evde çocuklar ufak, peşi peşinde olduruyor. Biri bir buçuk yaşına gelmeden bir daha oldu. Eskiden böyle imkanlar olsaydı zaten yapmazdık, olmazdı. Ama biz çok zorlandık, çok zor çalıştık, zor hayatta. Ondan sonra bir leylat motor aldık, çok şükür. Ondan gittik geldik. Fiat motor aldık, 3 senede ödedik onun borcunu. 3 sene tütün yaptık, 3 senede fiat motorunu ödedik. Tarlada tütün, bahçeye gidiyorduk fide otayetle, fide sula. Eve geliyorduk inekten çocuklar. Elimizde yayuk yayıyorduk ayranı. El ayranı yapıyorduk. Ama onların lezzeti daha başkaydı. Şimdi ceryanlı yayuklardaki yağın tadı farklı. Tütün kırması da biraz zordu. Sondan işte lüks lambalar çıktı. Tüplü lambalar. Ondan sonra millet de akşamüstü gitmeye başladı. Biz akşamüstü gidiyorduk tütün kırmaya. Ezana Ramazan. Ezana yarım saat kala geliyorduk. Gelirken çocuk kucağımda. Tarlada fasulyem var. Fasulyeyi topluyordum. Onu içe diyordum. Eve geliyordum düdüklü tencereye. O zaman düdüklü tencere yoktu kimse de. Benim adam rahmetlik sağ olsun. Ablamın sayesinde dedi. İstanbul'da ablam var. Onun demesine düdüklü aldı. Ona koyuyordum. 10 dakikada pişiyordu çorbamız. Ayranlı çorba. Melemen yapıyorduk. O çorbayı pişiriyorduk. Köy içinden geçerken köy içindeki kişiler dellermiş. Bunlar kesinlikle oruç tutmuyor dellermiş. Tutuyorduk biz orucumuzu. O tütünü kırıyorduk akşamüstü bak. Yazın. Ağustos ayında. Temmuz, Ağustos. İşte saat 3'te 4'te gidiyorduk tarlaya. Ben çocukla yerleştirene kadar adam 2 tane çifte kırıyordu. Tütün kırıyordu. Ben çocuğu hayın içine yerleştiriyordum. Emdiriyordum. Altını yemiyordum derken çok çocukları götürürken tarlaya, çocuklarımızın kulunda hep tarlaya düştü zaten. Giderken çocuğa yedek bez almayı unutuyordum. Motorun minderini söküp ona bez yapıyordum, yedek bez. Altını ıslattığı zaman. Nerede güzel bayırlarda, yamaçlarda kayan topraklar olur. Onu halburdan geçiriyorduk. Toprak. Biz höllük diyorduk ona. Eve getirip onu kuruduyorduk tekrar serip güneşe. Kışın çuvallar dolusu. Onu içine bir tuğla kızdırıyorduk. O höllüğün içine koyuyorduk. Bezin içine koyuyorduk. O toprak ısınıyordu. O çocuğu o höllüğün içine yatırıyorduk. Sabaha kadar hiç bez çezmeden sabaha kadar duruyordu o höllüğün içinde. Ne pişik oluyordu. Ne altları kızarma oluyordu. Bir de mumlu derdik. Erkek çocuklar olsun, kız çocuklar olsun. Bal mumundan beze mumu sıvıyorduk. O mumlu oluyordu. Üstüne o mumluyu koyduk. Pişik falan hiçbir şey olmazdı. O toprağın içinde sabaha kadar yatıyordu. Şimdi o çocuk altını ıslatmış, kirletmiş. O höllü kalıbıyla kalkıyordu. Onu alıyorduk. Geriki kalan kuru, temiz höllü toprağı tekrar yine kullanıyorduk. Yani temiz kalmış. Yaş olan yerini, kirli olan yerini alıyorduk. Üç çocuğumu öyle höllükte yetiştirdim. Tarladan gelirkene yolda gelişimden tarladakiler anlamış beni. Bu kadının gidişi öl demişler. Eve geldim o akşam birinci çocuğumu doğum yaptım. O kadar çalıştık yani doğuma kadar tarlada çalıştık biz. Tevmede çamaşır yıkardık, kazanı koyduk kaynar suyla. O zaman bu deterjanlar çamaşır suları yoktu. Yaktığımız odunların külünü bir tenekeye koyduk, kaynar suyu üstüne koyduk. O su sararıyordu rengi külün suyundan. Ama o çamaşırlar, o beyazlar, sakız gibi bembeyaz, şimdiki çamaşır suyunun suyu kadar beyaz yıkıyordu. Daha kaliteliydi. Çok temiz oluyordu. Sabun kullanıyorduk. Kil kullanıyorduk. Ondan sonra biraz da sabun alıyorduk en son. O sabuna ısladığı zaman çamaşırlarımız bembeyaz oluyordu. O kullu suyla. Kullu suyu şimdiki deterjanları üstüne gelir yani daha kaliteli. Ama şimdi onu kullanan yok tabii. Biz de dedik daha eğlene düştük Allah'a şükür. Çamaşır deterjanları, makineler. Şimdi daha rahat da yok ama yaşlandık artık. 67 yaşıma geldim. Bundan sonra da daha rahat ediyorum. Her şeylerim var Allah'a şükür. Çocuklarım sağ olsun. Hepsi de her imkanı, her güzelliği tattırıyorlar bana. Gençliğimizde çok biraz çileli geçti. Çünkü 5 tane çocuk. Biri yatalak. Tarlaya gidiyor, ekim biçiyor, tütün tarlasına, otuna itla. Eskiden erkek gördüğün zaman yaşma ağzından burnuna çekerdi şöylece. Şimdi erkek gördüğün zaman başka erkeklerde ne mehrem oluyor diye yaşmayı böyle çekerdik. Ama şimdi ben de şey yapmıyorum, öyle yaşmak muşak çekmiyorum da. Pazara da geçsem bu yaşmam böyle. Köyde yaşmak kuruyorum böyle. Köyümüzün adetine uymak zorundayım. Paçaludon. Ondan İstanbul'a gidince iki kat yapıyorum tabii. Çok sıcak olursa tek kat olduğu için rahat oluyor.
Böyle yazma kurdum. Tek yazma. Pamuklu yazma. Eskinin tokat yazmaları pamukluydu. Ama şimdiki yazmalar naylondu. O da beni sıkıyor. Pamuklu yazma iki kat yapıyorum İstanbul'da. İstanbul sıcak olduğu için. İstanbul, İzmir. İzmir'e gidiyorum, iki ay kalıyorum. İstanbul'a geliyorum işte çocukların yanında. Eskiden insanlar çoğuydu. Şimdi evlenen gençler, bütün herkes Ankara, İstanbul gidiyor. Bu köyde insanlar az kaldı. Herkes şehirlere taşınıyor. Ama çok yaşlılar kaldı köyde. 500 hanelik köydü köyümüz. Ama şimdi 300 haneye bilmem anca düşmüştü belki. Belediyeliydi, belediyemiz kalktı. O zaman da rahat olduk. Belediye yollar yaptı, güzel, rahat, temiz hava alıyor şimdi. Köyümüzün havası çok temiz, yayla havası var. Üst tarafı orman, aşağısı köy. Suyumuz dağlardan geliyor, orman suyu. Düğünlerde de keşkek, bulgur pilavı, kara dolma. Kara dolma diyoruz biz yaprak sarmasına, köy dolmasına. Düğünlerde çok meşhurdur. Gelen düğüncü kadınlar hep dolma isterler, keşkek isterler. 3 gün, cuma günü başlardı. Pazar günü yenge gelin alınırdı. Ertesi günde gelin mevludu yaparlardı. Gelin mevludu'na komşular toplanır, gelin mevludu yapar. O olay biterdi ondan sonra. Perşembe günü davet olur. Düğün kayası Saduç çıkar, seçerler. Saduç anası. Baba düğün kayası olur. Yönetir düğünü, yönlendirir. Çocuğu varsa olan çocuğu o Saduç olur. Karısı da, hanımı da düğün kayasının hanımı olur. O da ilgilenir. Düğünde hizmet yönlendirecek şeyler yaparlar. 3 gün sürer bizim köy düğünü. Davul, zurna. Benim düğünümde de hem kırnete vardı hem davul vardı. Öyle kaynım yaptı bizim düğünümüzü. Kaynatam yoktu, kaynatam vardı zaten. Kaynımın düğünü benim adam yaptı. Bizim düğünümüzde kaynım yaptı. Mustafa Güçlü, Ankara'da yaşıyordu. O da 2 sene oldu, rahmetli oldu. Kına gecesinde sokakta oynarlardı. Cumartesi hamam cihiz, cuma günü cihiz olurdu. Cumartesi hamam olurdu. Hamama giderdi damat. Gelin de hamam olurdu. Pazar gününde yenge olacak, gelin olacak. Ona hazırlık. Şimdi düğün evine haber gelir. Falanca evden düğün karşımanca istiyor denir. Karşımanca tepsiye üzüm, şeker, çikolata veyahut leblebi konur. Üstüne bir havlu örten görükmez tepsinin üstüne. Onu o eve götürürler. O orada koyacağı hediyeyi kur. Hediyesini kur, düğün evine getirir evinde. O düğün sahibine verdiği hediye düğün sahibine gelir. Sandık başında birisi olur. Düğün evinden karşımanca isten ya evine. Karşımanca davulundan, davulcu bir de tepsiyi tutan karşımanca tepsisi. O leblebi, şeker konan tepsi, karşımanca tepsisi. Onu bir yiğit başı, düğünün yiğit başısı vardır. O yiğit başı geliyor, davulla birlikte geliyor. Ya elbiselik sallarsa, o tepsiyi getiren yiğit başının boynuna dolarlar elbiseliği. Zarf korsa tepsiye kollar. Elbiselik takarsa düğün evine, evinden boynuna dolarlar, sallayarak gelirler. Ama bir de evine geliyorsun, düğün evine geliyorsun. Kadınlar hep düğün evine gelir. Karşımancı istemeyen çok yakınlar, karşımancı ister evine. Düğüncü kadınlar eve gelir, herkes karşımancayı tutar gelen düğüncülere. O tepsiyi açarlar havluyu üstünden. İçinde ne isterse onu alır. Leblebi, şeker, çikolata, neyse lokum. O zaman hediyesini kor. Havlu mu getirmiş, yazma mı getirmiş, para mı getirmiş o tepsiye kor. Orada sandık başı bir kadın vardır. Emniyetli, güvenilir birisi düğün tarafından. Onun eline verilir, o sandığına kor. Düğün bittikten sonra düğün sahibine onu teslim eder. Şimdi yazıyorlar. Eskiden yazılmıyordu. Kimi getirdiği yazılmıyordu. Şimdi bir tane halva da getirsem, 5 lira para da getirsem, burada 5 lirayla, 10 lirayla düğüne gidiliyor, kadınlar gidebiliyor. Bir havlu götürebiliyor. Şimdi yazıyor, kim getirdi, deftere yazılıyor, o da ona götürüyor. Eskiden yazmıyorlardı. Ne getirdiysen atılıyordu sandığa, o düğün sahibine kalıyordu. Ondan sonra işte pazar günü de gelin oluyor, alma günü oluyor. Ertesi gün, pazartesi günü de gelin mevludu derler. Kur'an okudur, gelin mevludu yapılır, mevlud okunur. Yine ikram edilir herkese, yemek dökülür. Komşular gelir, bakarlar geline. Gelinin yüzün anında nur var derler, geline bakmak sevap derler. Herkes gelini görmek ister, tanıdığı kız olsa bile. Gelin eve gelince, düğün evine gelince, herkes o gelini görmek ister. Onun için herkesi toplaşır, bakarlar. Ertesi günde mevlude gelirler, olay biter. Eskiden bizim günümüzde yaşmak vardı. Oğlan tarafına gelin kız yaşmak tutardı.
Hiç konuşmazdı oğlan tarafının yakınlarına. Kaynı, teyzesi, amcası, dayısı onları yakınlarına. Gelin kız yaşmak tutardı. Yaşmak tutma nasıl? Yani konuşmuyor, sesini onlara duyurmayacak. Ben bir gün yaşmaklıydım. Dayım vardı, dayıma geldim. Kocamın dayısında. Bir şey anlatacağım, anlatamıyorum. Kimse de yok, anlatmam zorundayım. Konuş dedi, konuşamıyorum da hani saygıdan dolayı o yaşmak tutma. Şimdi yok yaşmak falan. Konuş dedi. O da karşılık bir şey hediye vermeyince yaşmak bozmazdım. Yaşmak bozma olayı. Yaşmak bozma olayında bir hediye verecek. Sanki o yaşma konuşabileceğim. Yine de utancıma konuşamadım yani. Evde kimse yok, bir şey anlatacağım. Soruyor, bir şey diyemiyorum. Konuşamıyorum, sesimi duyamıyorum. Konuşmamam lazım, yaşmaklıyım. Öyle işte ahırında kendi başıma konuştum. Hediye de istemedim. Zorlandım, baktım. Demem lazım, söylemem lazım evdeki olayı. O zaman kendi başıma konuştum, hediye de istemedim. Öyle geçti. Sebabım anam yeğenine verdi, halamın oğlu. Zorla verdiler beni. Geldik işte, burayı satın aldık Kürdemir'den, ev yaptırdık buraya. Kaynanamdan, kaynatamdan bir şeyim yok. Hep emeğe, buraları aldım hep parayla. Bir tarla verdim abi bu yola. Duvardan alt yanına, o duvardan o duvara bir tarla verdim İmam Ali'ye. Yol için verdim, ne yapayım? Tütün düktük. Çok çalıştık, hocam çalışmadı zaten, ben de çalıştık. Rahmetli Nuri dedi ki, orayı alıyorsunuz ya dedi, gövden buçacağım, gövden oraya, yol nereden alacağım dedi. Bir tarlayı verdim, buraya yol aldım abi ya. Çektim çilemi, çektim çilemi. Şimdi böyle oldu işte, kalkıp oturamıyorum. İyi bakıyor oğlum, iyi bakıyor. Bakıyor, bakmıyor desem günah yavrum.